Artık geri veremezsin, geri veremezsin aldıklarını. Artık geri veremezsin, geri verilmez hiçbir yana bu. Sende benden kalan var. Her şeyi al, bana beni geri ver, bir şansım olsun. Başka yer. Selamünaleyküm arkadaşlar. Metin 2 TR Lucifer, Ruby Lucifer serisinin birinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Marmara oyun sonu yapmadım. Sadece Yırat'ta tur aralarında turuma girip çıkacağım. Ekstra boş zamanlarımda da Ruby Lucifer'da sizlerle beraber işte takılmaca yapacağız. 1K ep kuponuyla başlamayı düşünüyorum. Herhangi bir nesne depodan item, işte nazardır, işte binektir, ne bileyim vıttır vızık şeyleri indirmeyeceğim. Burada beraber eventlere katılacağız. Yiğido yanımda bu serüvende benimle beraber bana eşlik edecek. Ve YouTube'dan izleyenler, sizler işte şahit olacaksınız, göreceksiniz ne yaptık, neler yaptık, neler yapamadık vesaire vesaire. Söylemek istediklerim bu kadar. Şöyle bir serseri kappa diyelim biz de. Amacımız Yılat. Yılat'a götürebilirsek Yılat'a götüreceğiz. Çar'a götüremezsek de sağlık olsun. Bakalım, çarımızı açtık. Çarımız olduğu gibi böyle. Bir kayıpla başlayacağız. Yiğit de burada. Böyle yani arkadaşlar. Ben bir epi ayarlayayım, geliyorum. Evet beyler, bir KP'mizi aldık. Şimdi ilk yapmamız gereken, ben Marmara sunucusundaki hesabın yan karakteri mi denilir artık, yan hesabı mı denilir bilmiyorum. İşte burada eldivenim var, bir haftalık. 4 günlük bir %50 tecrübe kalmış. %3 canavar depo bonusu da işte Marmara'da yapmıştık. Üçüncü depoda üçüncü yerim var. Ayrıyetten yerdeki yankları da otomatik topluyor. Otomatik hava almayı düşünmüyorum. Niye düşünmüyorum? Güneş özütü düşürürüz. Otomatik hava sağlarız. Sabaha kadar güneş özütü bassın yani. Skill atmasına da gerek yok. Dümenden bir şeyler. Şimdi yapmamız gereken buradan bir kostüm almak. İşte pet almak. Set bonuslarını doğru dürüst alalım diye. Bir aylığa mı uğraşsan Yiğit, konuşabilirsin bu arada yavrum. İşte 29 EP bir aylık çıkarmaya mı uğraşsam, yoksa direkt bir haftalık mı alsam diye düşünüyorum. Bilmiyorum ne yapsam. Sence, sizce? Bence bir iki tane dene şeyden, 29 EP'likten. Çok fazla şansını zorlama. Bir iki tane dene abi, çıkmazsa bir haftalık al geç. Ondan sonra çarkı biraz hep gömeriz. Değil mi? Aynen. Çünkü inatlaşırsak hep direkt hızlı şekilde eriyor abi. Bir haftalık başlık çıktı bir tane. Set çok vermedi. Kutsama kağıdı. Zihin taşı destesi. Yeşil fasulye. Süs parça sandığı. Başlığı aldık. Zarar etmeye gerek yok. Şöyle de kostüm alalım. Tamam. Şimdi pet olarak bu bize 5 canavar %150 XP. Bir siyah gri vampir saçı, kan kırmızı veya buz gibi ürkütücü tabut, güç lollipopu veya serum. Lollipop lazım buna set etkisi için. Ama normal taksak da %50 XP veriyor sanırım diyebiliyorum. Ya kostüm şeylerini aldık, bir bakak, bir silah fişi alacağız değil mi bir de? Aynen öyle, silah fişi alacağız bir de. Hangisiydi o? Dok Bey mi? Aynen. Bu set bonusu Evet. vermiyor mu ya? Yok, silah fişi galiba vermiyor. Veriyor mu bilmiyorum. Bakalım. Eğer veriyorsa ondan alayım. Yok vermiyor ya. Normal bir şey alayım. Şunu alayım. Bu da onun görünüşü daha güzel. Aynen. Tamam. Aha. Hı.
Tamam. Çarkaya geldim şimdi arkadaşlar. Alacak başka bir şey yok değil mi kanka? Alacak başka bir şey kalmadı. Şuradan lollipop. Belki gerçi burada özüt falan da çıkar. O yüzden ona da gerek yok. Biraz böyle epiretebilirsin. Abi ne istiyoruz? Güç lollipopu. Gelirse Manu. Onun haricinde Petevsun'la satarız. Bir haftalık verse de bana kâfi ya. Bu ne lan? Allah'ım, bir aylık ne verdi ya? Bu ne oluyor? Onun yerine lollipop çıkarabilirdik. Özüt dedin, özüt çıktı lan. Lollipop de bakayım. Kanka Bivo ne diyormuş oğlum? Özüt. Lollipop. Ha. Çilekli lollipop. Limonlu lollipop. Karpuzlu lollipop. Seversin aşkım. Çilekli lollipop, limonlu lollipop, karpuzlu lollipop yersin aşkım. Ama sen en çok çilekli lollipop, çilekli lollipop yersin aşkım. Giyersin deri mont, kulüplerde kop kop, çilekli lollipop yersin aşkım. Üst komşunun kızı olmuş saksafon, sen hala emersin çilekli lollipop. Çilekli lollipop. Çözümleri bir efsunlayalım dedik. Fakirliğin gözü kör olsun adlı bir proje. Normalde iki efsunda normal insanlar bırakır. Ama biz hippie getirmek uğruna hep 500 geliyor. Namussuz. 5M'ye de son paramla da şunu aldım. Artık şöyle bir güzel bir hippie geldi. Gelebilir mi? Bir kağı geldi. Oy, 3 efsun değiştirdim yanlışlıkla ya. Silah fişinde. Heh. Bravo. Vay Bravo, hediyem arkadaş. var. Şuna da aynı muameleyi uygulasana. Uy, tara. 3 efsun değiştirdim yanlışlıkla değil mi? Sanki 3 ev sun gelse çok elit bir şey getireceğiz. Paramız var ya. Olsun oğlum. Çark harbileşti ya. Çarktan çıkan birkaç şeyleri indiriyorum arkadaşlar, indirdim nesneden. Tecrübe yüzü 10 saatlik sihirli lollipop'u oradan gelen bu set XP veriyor mu? Veriyor. Oo, %3 canavar, %100 XP, 30 GP üretimi veriyor. Ayrıyetten bir de pet olacaktı. Şurada buzlu tap turşka. Bu ne kadar eder, ne eder bilmiyorum. Para eder mi? Belirsiz. Buna Yiğit şey ver lan. Ayakkabı basmamız lazım. 80K para kaldı, dur. Onu unuttuk ya. Neyse, basalım geliyoruz. Reis. Evet arkadaşlar, ilk metinimiz diyebiliriz. Şöyle bir vuralım bakalım be. Oh, çok iyi. BK alamadık. Gezerek metin bularak aslında bir şeyler yapabiliriz de ilk kademede bir level kasmak istediğimiz için şuraya yeminlere geldik. Yeminlerde biraz level alalım. 10-15 artık kaça kadar giderse. Bakalım. Evet arkadaşlar, metinimiz kırıldı ve 10 level'e ulaştık. Aa, BK sende yavrum. Ne BK'sı? Ne yapmış? Şimşek çağırma. Şimdi Güzel güzel 100K. Allah bereket versin. Aha çile var la bir de yerde. Seversin. STR'yi fulleni full fokusum bu arada arkadaşlar. Full STR veriyorum. Haberiniz olsun. HP açığımız çok da olmaz gibi geliyor. Bana inşallah yanlış yapmıyorumdur. Bakalım. Ganimet ganimettir bunlar. Yanga çevrilecek hep, yanga. Birisi demir kutu, demir hazne falan açmış belli. Onun eşyaları bunlar. Topla abi, topla topla topla. Hemen satalım satıcı hocam. Hemen. Yiğit 110K para oldu lan. Ey yavrum ey. 110 mu? Evet. Bir yardım geldi. Ne yaptık? 20 MS'ne gittim. 1,5 KHP getirene kadar işte silah fişini Efsun attım. Başka da bir değişiklik olmadı. Zaten 30 M var bunu da 15-15 Yiğit'le üleşiriz.
Onun yanı sıra işte içten basmayı düşünüyorum. Art altı yapmayı düşünüyorum. Sadece bir ayakkabı kaldı gerçi de. Onu da sizlerle beraber bir deneyek. Şöyle usulen yandı. İşte ben bunu bir art altı yapayım, geliyorum. Genel bir özet geçmiş olursak skill'leri aldık falan feşman 12 olduk. Şimdi Bakra'ya gideceğiz. Yolumuz Bakra. Orada 20 30 artık ne kadar olabilirsek gideceğiz. Öyle. Ümitimi kestim. Ok yağmuru dedi. Attım yere. Şu Yok yelpazelere bakıyorum. yağmurum. Şu yelpazelere bakıyorum. Ki belki sen getir adını. 12 zeka. Evet. Ama nerede? Hiç gelir mi? 30 level bir metini doğrama aşamasında ilerledik. Taşımızı aldık. BK'mızı aldık. Büyülü zırh BK. Severiz, severiz, severiz. Sıkıntı yok. Şöyle bir öfke, büyülü keskinlik, hava, ejderha yardımı, büyülü zırh var. Burada işimize yarayacak olan demir plaka var bir tane. Bunu artı 6'ya basabiliriz eğer geçerse. Öyle yani, biz bir arayış içerisindeyiz. Şeyleri deneyeceğiz birazdan. Siz getirin adını, bu vahşi uzmanlar falan var ya. Onları deneyeceğiz. Büyük ihtimal kesemeyeceğiz ama. Neyse, şuna bir artı basayım ben. Defansif olarak daha işimize yarar mı diyeceğim de. Bu da artı 7 ama boru değil ya. Ben Neyse. Al ver. kardeşim. Hemen. Ben gireceğim. Şu an geldi. Aa, 15 level'e ikimiz de ulaştık. Dolunay düşürmeyi hayal ettik. Ama yandaki slotlardan parmak darbesi bu arada. Çok işimizi görmez. Taş var mı taş? Taşı yolladım sana. Taşlar iyi para edebilir. İlk kalemede işimizi görür. Şöyle bir gezelim. Biraz daha biz Metin kovalayalım. Beyler, 16. seviye olduk ve Metin de kırıldı. Yaşam isteği BK. Çok da iş yapmaz ya. Şuradan bir taşı yolladım. Başka da bir şey yok. CH atacaktık. Tam son anda görülen bir Metin bu. CH'mizi atalım. Metin de tekrardan kayda gireriz. Evet, 17 seviye olduk. Oldum. taşı aldım. BK sende mi? Ha, gördüm, tamam. Yolladım sana. Nedir Bıçak BK'mız? çevirme. Çöp. Çöplüktür. Metin araya veririz. Sen öyle git, ben böyle gideyim. Bir Metin'in daha sonuna geldik. Taşı aldım. BK'yı da aldım. Kurt atlayışı diyor. Maalesef. Diğeri de hemen şurada. Bunu da keselim. BK'yı yolladım sana. Kırmızı kurt ruhu. Aga be. Para ediyor mu ki bu? Deneriz lan. Belki bir iki emeder. Belki bir ihtimal. Şöyle tek başımıza bir metini hallettik. Taşımız geldi. Onun yanı sıra BK'mız var. Çivit kurt ruhu. Maalesef. 19. seviyeye ulaştık ve bir metinimiz daha kesilmek üzere kesildi. Taşımı aldım. Onun yanı sıra BK yok mu diyecektim. Varmış, şimşeğin pençesi. Para eder aslında bu lan. Ama etmez ya, pençe çok da bir şey etmez. Dostlar, 20 level olduk. 20'lik silahımızı aldık. Tamam. Şöyle sandığımızı da açtık. Oy, hasarını güzel oynadı. Ama saldırı hızı bayağı düştü. 24'ten 15'e yolunca. Neyse, yapacak bir şey yok. Böyle de iyi. Hasar atsın. O açığı kapatır zaten o. Metin de şöyle kırdığımız gibi. Taşımızı aldık. BK'mızı aldık. Kükreme BK'sı para edebilir. Taş zaten üstte mi bindi? Üstte binmiş herhalde, bilmiyorum. Evet arkadaşlar, güncel olarak hasarımız 527, 552, 539 olarak gidiyor. Kritik patladığında 1K'yı görebiliyoruz. 23. seviyeye ulaştık. bakalım. Metinimizi de patlattık sizlerle beraber. Şöyle Havva kılıcı BK'mızı aldık. Çok güzel abi. İkinci Havva kılıcı bu. Süper. Belki dedim güneş özütü düşürürüz ama maalesef düşmedi. Taşımızı da aldık. Piyasa kontrol yapıyoruz. Eklemek gerekirse Kerebos aldım. Onun yanı sıra da bir tane de mavi beriş aldım. Kerebos'u Metin ararken, maviş beriyi de Metin keserken şey yapıyorum, kullanıyorum. Haberiniz olsun. Yani bu iki seti yapabilirsiniz şu an aktif güncel olarak. Evet. Hava kılıcı da tekte master oldu. Çok iyi abi. Çok çok iyi.
görevinden gümüş bileziği elde ettim. Artı 6'ya bastım. Çok güzel. Artı 7 ne istiyor? Ayak derisi istiyor. 350 ip de burada dümenden geldi. İyi güzel. 6K yakın canımız oldu. KSLŞ KSLŞ arkadaşlar. Şu metini kırdık. Kırdım daha doğrusu. İnşallah umarım BK'yı bana atar. Şöyle kestim. Level up 25 diyebiliriz. BK'yı sıkıntılı diye bir arkadaş atmış. Bakalım kesebiliriz belki. Uf 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 uf. Kesemeyeceğiz. Belliydi, biliydim böyle olacağını. Neyse. Sağlık olsun. Arkadaşlar 26. seviyeye ulaştım. Düşürdüğümüz hava kılıcını bir sizlerle okumak istiyorum. Böyle ilk BK'mı okudum ve M2 oldu. Çok tatlı. Güzel. Şamanı da açtım bu arada. Şamanımı da alttan geliştireceğim. Hem bir yandan da pazar çarım olacak. 2 envanter yani 4 envanter dolanmış olacağız. Şimdi metin kese kese hem bir de işte slot kese kese arkadaşımızı Yiğido'yu kasacağız. Yiğido bir selam ver lan. Selamünaleyküm. Bilgilendirmeydi arkadaşlar. Hayır. Bir dakika, bir dakika, bir şey diyeceğim. Amına koyayım, sen niye iyi de selam ver diyorsun? Ben kaç defa selam vereceğim bunlara? Hayır, ilk defa söyledim oğlum. Neyse arkadaşlar. Hayır. Neyse, tamam hadi. 30'a yakın gelirim ben videoya girersek baba. İki tane ektik kafalı amına. Güzel güzel. Hadi parma devam. Evet arkadaşlar, hem bir mami yumurtası düşüreyim dedim. Hem bir at madalyonu düşüreyim dedim. Hem de bir güneş özütü düşerse şeyden. Ne bunun adı? Yedi sikiyorlar arkada. Birinci at madalyonumuz hayırlı olsun. Okyanus yelpazemiz 12 zk mı? Maalesef. Ha, CH3'te ortadaymış. Yok zannettim. Ama maymun yumurtası da vermiyor. Ha. Vur 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 vur. Alamadık hiçbir şey. Madalyon da düşmüyor arkadaş. 5'e geçelim. Yine düşüyor. Gidip pazardan alacak halimiz yok. Yani ben altıda şey tutuyorum, maymun tutuyorum kanka. Boyanırım kimse almasın diye. Vay arkadaş ya. 12 zeka. Hop. Şimdi bir Yutnori setimiz birikmiş. Bu Yutnori setini oynamaya çalışıyoruz. Oynayamıyoruz. Hiçbir şey elde edemiyoruz. Sanırım edemeyeceğiz de. Çok lanet bir şey ya bu. Hani benim bildiğim çok zor şartlar altında alınabilen bir şey. Şuna baksanıza. Çok saçma. 4 kare ilerle diyor. 4. kareye tak vurduk kafasına. Yine bir sırayı bize verdi. Bu sefer bir kare geri git diyor. Çöp arkadaşlar, çöp. Bundan nasıl çıkabiliriz? Çık. Bir dahaki set düzgünce çekeriz. 2 tane at madalyonunu düşürdük. Kaya maymunlarını beklesem mi diye düşünmüyor değilim ama hani güneş yüzünü düşürmek babında çıkacağı yok gibi. Bilmiyorum. Bir 3'e de mi baksam? Evet, 1-3-5. Hemen keselim şunu. Ver, bir maymun yumurtası da vermiyor ha. Eldiven işini çözmek lazım. Bizim bir eldiven düşürmemiz lazım. Şart. Evet, maymun yumurtasını düşürdü. Yanımda ip versin diye gezdireceğim bunu. Daha yeni bir de marka görevini yaptım. 29 level'in görevini. Buradan da markalarımız gelecek. Zamanı geldiğinde kullanacağız. Şincik. At sürmek istiyorum dedik. Kabul ettik ve bizi direkt yabani okçuyu öldür dedi. 20 tanesini öldürelim hemen. Görevi şey yapalım. Arkadaşlar onu da kestik. At görevimizi yaptık. Daha yeni şurada metin kırdım. Onun BK'sını almadım. Arkadaş at dedi grupta izleye. Zehirli bulut atmış. Devam. Görevi bitirdik. Yarın teslim alırız. Onun yarın sıra işte söz yüzü görevi yapacağım. Şimdi bugün ayın biri ve bugünle bakım denk gelmiş.
Birazdan bakım var. Hemen hemen bir 15-17 dakikası falan var. 17 dakika sonra server bakıma girene kadar ne kadar yaparsam o kadar iyi kafasındayım. Hemen atma dolunu test şey görevi teslim edip direkt birinci köye yaşlı kadının yanına gideceğim. Gümüşçünün intikamını bir alalım. Öyle. Genel bir bilgilendirme. Belki dedim bir ihtimal dolunay düşer ama maalesef düşmedi. Aşağıda varsa ikincisi. Hemen ikincisini de aradan çıkarayım. Şuradaymış. Ölümcül plaka artı 4. 34 olduk. Bunları da artı basıp şey yapmak lazım. Şu şeyi de açalım. Yumurtayı. Yiğit'in kocası Efo. Yiğit'in kocası Efo yumurtadan çıktı. 1.6 başlangıç 2 günlük. Tip 6 ise üzülürüm 2 günlük diye. Vallahi üzülürüm. Neyse bakarız ona köye deyince. Şimdi 36. seviyeye ulaştık gördüğünüz üzere. Envanterde gördüğünüz gibi işlenmemiş olta, olta halkası ve olta sapımız mevcut. Karbon fiberleri de gece 1'deki başlayacak olan balıkçılık 12 saatlik balıkçılık eventine kadar yetiştirmeye çalışacağız. Chat'ten bir takipçimiz diyeyim, kardeşimiz diyeyim, abimiz diyeyim, arkadaşımız artık her neyse. Ben dedim böyle chat'e var mı dedim borç verecek 2-10. Balıkçılıktan sonra satılınca veririm dedim. Yani balık sandıkları satılınca veririm dedim. Onlar da tabii reis işte sen reis falan feşman. Şeyler döndü, muhabbetler döndü. Neyse onları alacağız. Onları aldıktan sonra eldiven serüvenimiz olacak. Atımız 1,5 saat sonra geliyor. Atımızı alacağız. Ork dişini vermeye başladık. Ork dişi de zaten gırla düşüyor. Onun yanı sıra şamanı göstermek gerekirse. Şöyle bir şamanı göstereyim sizlere. Şamanımızı da 30 levele ulaştırdık. 30 levele ulaştı. Geçit biletlerinden tut. İşte ölümcül plakalar, artı 4'ler falan. Bunları artı 4'e basıp basıp satıyorum. Güzel getiri sağlar diyerekten düşünüyorum. Elimizde taşlar birikti. Bu taşları da madene saklıyorum. Çarı da 30 levele kasmamın bir sebeplerinden birisi de maden. Onun yanı sıra da işte şey yapacağız. Sözlücü görevini yapacağız. Çarları evlendireceğiz. Evlendirdikten sonra da kolayca işte madenin yanına gel git yapabileceğiz. Sırf o yüzden yani. Bu kadar kısacası. Gece 1'de balıkçılığı 81 level. Gece 1'de balıkçılığa bir gireceğiz. Öğlen 1'e kadar. Bakalım. Hayırlısı. Başka birine vermeliyiz. Evet arkadaşlar. Şöyle bir 2.10'unu alalım. Dediğimiz üzere. Orhan Reis sağ olsun. İşte eldiven işimizi de çözecek olan bir arkadaşımız. 2.10'u aldık. Borç olarak. Bunu dediğim gibi şey yapacağız. Siz getirin onun adını. Karbon fiberleri alacağız. Karbon fiberleri aldıktan sonra da işte gece 1'de balıkçılığa bir gireceğiz. Millet diyor valla 40-10 falan kasarsınız diyor ama ilk baş kademeden bahsedeyim size. İlk kademe, ilk aşama millete eldiven düşürmek olacak. Onun yanı sıra alt setupları hazırlamam lazım. İşte 30 levellere kasmam lazım ki YTP'ye de bir yandan başlayayım. Onun yanı sıra işte madene de girebiliriz. Artık bir şekilde bir şeyleri yürüteceğiz dostlar. Arkadaşlar pazarımızı şöyle attık. 188K'dan artı 4 ölümcülleri salladım. 9-4'den geçit biletlerini salladım. Bu geçit biletlerinin nereden geldiğini soracak olanlar çıkabilir aranızdan. Bunlar nereden geldi? Ruby Chiron'dan geldi. Ruby Chiron'daki hesabımı birkaç yani materyaller vardı şimdi işte böyle geçit bilet olsun, lanet kitaplar olsun, BK'lar vıttır vızık, çıtır desteklik bir dümenden şeyler vardı. Onları dedim değerlendireyim. Niye değerlendirmeyeyim dedim. Büyülü keskinlikler 15 miymiş burada. Büyülü zırh dehşetler falan 2-2,5 mi? Yani Ruh Vuruşu'nda 400-400-500K'ya falan attık ama Ejderha Yardımı çok şaşırttı beni. 9.8'e vurduk yani. Neyse. Lafın kısası ilk pazarımı şu şekilde attım. Şu siyah elbisede 750K'ya Burak. Hatta 700K'ya Burak. Pazarı böylelikle kurduk. Satışlar olur mu olmaz mı bilmiyorum. Taşları atmadım maden yapacağız diye. Hayırlısı olsun bakalım. Şöyle pazarı vurduk bakalım. Hop. Tamam. Hadi denizciğim hadi denizciğim. Evet arkadaşlar şöyle bir Kızıl'a geldik. Orhan Reis chatten bizi takip eden bir arkadaşımız. Abim sen öldün ben de öldüm. Video çöp oldu. Neyse sıkıntı yok. Eldiven düşürmek için biraz çaba göstereceğiz. Çaba sarf edeceğiz. Burada çok dolu
Yani burası dolu bayağı bildiğiniz üzere. Kızıl her zamanki hali. Bakalım. Düşürebilirsek ne ala. Eğer düşüremezsek de sağlık olsun. Evet, ilk kasemizi yiyoruz. İlk kasemizi yedik. Eğer o metindeki eldiveni bana atarsa çok tatlı. Tabii ilk önce bir eldivenin düşmesi lazım. Eldiven yok. Değil mi? Aynen öyle. O var lan. Serseri kapalı. Ya arkadaşım. Şu tarz işler yapmayın ya. Valla yakışmıyor. Alamadım. Aferin sana. Allah senin yani tarumar ediyoruz arkadaşlar. Bakalım. Eğer düşürebilirsek ben de öleceğim. Ben de öleceğim. Kesildi. Aha eldiven düşürdü. Oh be. Adamın dibi ya. İlk elden arkadaş. Daha yeni çok sinirlendim, gerildim ya. Oraları video koymam gerçi. Evet, ikinci eldiveni de düşürdük. Vatana millete hayırlı olsun. Bu kadar eziyet yeter. Çok eziyet çektik. Artıkın. Kafi. Güzel. Eline emeğine sağlık Orhan Recep. Teşekkür ederim. Beraber bir ilk ork dişimizi şöyle verdik. Başka bir tane getirdi. Maalesef saymadı. Bir de bir ata bakalım. At gelmiştir belki. Onun da hemen geldiyse bir level 2'ye ulaştırırız. Biliyorsunuz zaten leveli ne kadar yüksek olursa metin üzerindeki hasarımız da o kadar yüksek oluyor. O yüzden yapılması şart bir şey, yapılması gereken bir şey. 4 4 saat falan işte 3,5-4 saat şey kaldı. Vakit kaldı. 1 saat 22 dakika sonra da at görevini yaparız. Yani durumlar, vaziyetler bu kadar. Birazdan da şamana girip satış olmuş mu, olmamış mı ona bakacağım. Öyle. Balıkçılık. Beraber balıkçılığa katılırız. 12 saatin sonunda ne kazandık, ne kazanmadık bu videoda gösterir. Bu bölümde sonuna geliriz. Bir 40 dakikalık falan herhalde video oldu, bilmiyorum. Bakarız kesitlerde, ayarlarım bir şekilde artık. Şimdi çarşıya gidelim. Bir karbon fiber bakacağım. Karbon fiber alacağım. Yani en son baktığımda 60, yok 60 değildi. 57 küsurlardaydı. Şu üzerimizdeki bunu bir bozalım. Bunu yanga dedik ki bunu 200 M'ye dönüştürdük. 210 M paramız oldu. Yani bakalım. Arkadaşlar şöyle 3 adet karbon fiberimizi alalım. Bir ay kafamız rahat olsun. Yani balık eventi gerçekten mucidi bir event. Böyle bir serverlarda karbon fibersiz evente katılmanızı çok da önermem. Böyle 3 taneyi aldık. Şimdi yabbiyeler güzel para denildi. Biraz balık tutmayı mı şey yapsam, madenlerden önce biraz balık mı kovalasam diye düşünmüyor değilim. Tanesi 25 mi? 2 tane olsa 50 mi? 4 tane tutsak 1 won. Tabii ki de şansa bağlı ama bakacağız artık. Bak göreceğiz. Biraz bir oranı yoklamak istiyorum. Öyle. Ronald'ımızı ürettik. Nesne marketimize girip balıkçılık kılavuzumuzu da çekebiliriz. Onu da almıştım. Bir aylık onu da çektik. Yani her event boyunca bu da demek oluyor ki bize güzel bir gelir kapısı sağlayacak. Şöyle bir artı 8 kaplanımız var. Bunu şey yapacağız. Artı basacağız eğer geçerse. Geçerse çok güzel bir zırhımız olacak. 40 level olduğumuzda da bunu 4 efsun yapıp hatta 5 efsun yapıp efsun değiştirme atılabilir. Atarız. İnşallah kendileri 9 olur da bizi çok uğraştırmaz. Şöyle sistem seçeneklerinden efektleri de açalım. Ah be düştü. Süs eşyası istiyor dedi. Dur bir saniye. Artı 8 tekrar başarılıyla gerçekleştirildi. Ejderha parşömeni de var elimizde aslında 5 tane. Ondan da atabiliriz. Ne diyorsun? %10 şans veriyor ya. At bir tane parça bakalım. Bakalım. Yine Abu. düştü. Ver. Vallahi yine düştü.
Artı 8'e vuruyorum. Artı 6 oldu. Geçmiş olsun. Takıldı tutabilirsek ne hala? Ha, tutamadık. Palamut da güzel para herhalde. Bir 8-10 nesi falan vardı diye biliyorum. Altın sudaklar da 6-7 falandır. O civarlardadır. İşte zarganaları kendim kullanırım. Hamsileri satarız. Kadife zaten satılacak. Şu ızgarayla maşı balığını da kendim kullanırım. Kızıl için. Aha yapmaya takıldı. Videodayken valla. Bakalım. Tutabilir mi? Tutamadık ya. Tüh. 90 solucanda bir kere takıldı arkadaşlar. Ha pardon. 190 solucanda. Aa, videoda canlı şahit. 190 solucanda bir kere tutabildik. Yani takıldı. Tutamadı onu da. Tutmadı. Arkadaşlar 1.4 melik satış yapmışız. Neredeyse tüm materyallerimiz gitmiş. Çok tatlı bir satış yapmışız. Ejderha yardım duruyor. Ül keskinliği falan satmışız. Güzel bir verim aldık buradan. Böyle. Birike birike gidecek bakalım. Şimdi elimizde 7 adet ölümcül var. Bunlardan bir tane artı 9 çıkarabileceğimi sanmıyorum ama yine de bir denemek istiyorum. Sistem seçeneklerinden de açayım. Gerçi ilk önce bir artı 5 kademesine vuruyoruz. Çok da önemli değil, burada göstermesem bile olurdu da olsun. Her anı kaydetmek istediğim için böyle bir işe giriştim. Güzel. Artı 5 oluyorlar. Bir tane kayıp verdik. İkinci kaybı verdik. Kaldı 5 tane. Evet, 5 tane artı 5 oldu. Şimdi bize 2, 4, 6, 8, 10 tane de şey lazım. Başlangıç kitabı lazım. Yani onun da tedarik edelim. Gelelim. Evet. Şunlardan bir tip 6 çıkarabilirsek. Eid'in kocası Efo. Şu bir. Şu iki. Bu üç. Aa, bu da dört. 1, 5, 8 gün, 9 gün, 2.0, 9 gün, 8 gün, 0.7, 0.2. Bu tip 6 değil mi lan? Tip 2 meraklı diyor. Tip 6 geldi bir tane. 07 başlangıçlı. Aga be. Keşke var ya şu 2.0 tip 6 olsa ya. Tip 1 sakar. 1.5 kaypili şey de olur. Tip 2, tip 6'yı ayıralım. Tip 6'yı kasalım. 0.7 yapılır mı bilmiyorum ama kararsızım. Arkadaşlar şuraya başlangıç el kitabı düşürmeye geldim. İki tane birden düştü. Çok güzel oldu. Bize 10 adet lazım. Baktım pazara, tanesi 1 mi dedim, niye para veriyorsan. Hiç gerek yok. Gelirim buraya kendim düşürürüm, hem bir de vakit geçmiş olur dedim. Bakın yerde bir tane daha gördüm. Burada kesenler de var benden başka. O tava salıp gitmişler. Onlardan düşenleri de alıyorum. Şu an 3 tane. Evet sanırım 3 tane oldu. Güzel. Bunlardan 10 tane yapayım. Sonra gidip şu zırhları 6'ya deneriz. Evet. 10 taneyi düşürdük. Bir artı 6'ya denemelerimizi yapalım. Geçerse güzel olur. Güzel geçerse. Artı 7, artı 8'e doğru da yürüyebilme şansımız daha yüksek olur. Ne kadar çok o kadar iyi diyeceğim ama maalesef 3'te 2 yapabildik. Kılçık ve örümcek gözü tedarik edip geliyorum. Bir deneme yapalım hemen 2 adedimizi. Bir güzel bir tanesi geçti. Tek efsun numara bu da, geçerse tatlı olur diyecektim. Maalesef ki yaktı. Artı 8'e ne istiyor? Ork kişi var. İstiridye diye. Hemen tedarik edip yine gelelim. Gittik arkadaşlar. 8 geçer diye 9 malzemelerini de üzerimde bulundurayım dedim. Git gel yapmayayım, uğraşmayayım diye. İnşallah 8 geçer. 8'den de 9'a geçer, bilmiyorum. 8 geçerse belki şey yapabiliriz. Ne bileyim.
Memirici değil de işte bir role var elimde 2-3 tane, onu vurabiliriz. Şöyle bir R8'e attım, yandı zaten. Çok da gerek yokmuş. Bu kadar. Arkadaşlar duramadım. Ne yapayım ne yapayım dedim, vahşi uzman kovaladım biraz. 3 tane GB'ye 8 tane de Dolunay. Bunları bir artı 4'e kadar yükseltelim cizlerle. Artı 4'ten sonrasında zaten ya 9 çıksa bile bilmiyorum, bakmadım fiyatlarına ama bizim için kar kardır kafasındayım. Ya bir tane git, kayıp verdik. Kaça denedim onu acaba? Neyse çok da mühim değil. Artı 4 olanı şöyle aldık. Bir tane 8 geldi. Bir tane artı 8 geldi. Kutsamayla vurayım mı? Yaktı. O da yaktı. Heh. Demirci de vuraydım belki geçmişti, biliyor musunuz? GB'ye deneyelim hocam. 24 ortalama geçerse tatlı olabilir. Direkt üste gideceğim. Bunu da hiç bekletmeyeceğim. Tek tek. En azından 20 ort üstü. 6 dayandı o da. Mefta. Bunu verdi. 24'e GG dedik. Hiçbir gelir. Yine 0, yine 0 elde var. 0. Evet beyler. Balıkçılık eventimiz hayırlısı ve uğurlusuyla başladı. Sizlerle beraber biraz tutayım. 3-5 tane tutayım. Size de taktiğimi göstermek isterim. Zırh değiştirerek ben işte 1'e soluncağını koyuyorum. 2'ye şu V'den, hani yeteneklerden balıkçılığı alıp 2'ye koyuyorum onu da. Oltayı çektiği anda zırhı değiştirip 1-2 yapıyorum. Yani bu şekilde ben daha hızlı olduğunu düşünüyorum. Millet bineye indi bindi yapıyor. Ondan daha hızlı olduğunu düşünüyorum. Bakalım. Başladık. Saat 1'i 6 geçiyor. 15 tane sandığımız var. Her bir K oluşunda, yani bu sandıklardan bir K olduğunda ben iyiye girer, bilgilendirir. Önemli bir balık, işte yabbi olsun, palamut olsun, ne bileyim altın sulak olsun, bu tarz şeyler tutunca da ara ara girerim. Denk gelirse de. Bakalım. Görücüyük. Ne kadar kazanacağız, ne kadar kazanmayacağız. Hayırlı olsun vatan öyle de. Palamut tuttuk bir tane. Bir dakika, aradan bir dakika geçti, bir tane palamut geldi. Güzel güzel. İkinci ikinci palamut geldi. 110 tane de sandığımız oldu. 12 geçiyor saat. Böyle. Siyabiye takıldı. Alabilirsek. Oh, çok güzel. Çok güzel ilerleme kaydediyoruz. 25 metanesi palamutlarla bir 7-8. Aha! Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Neler oluyor? Tutarsa çok tatlı olur. Tabi içeriye girmesi lazım. Of, tıklayamayacağım diye bir an ter attım ama bunu. İki tane üst üste takıldı ya la. Arkadaşlar ya bir takıldı. Tabi tıklayabilirsem. Tıkladım. Ah be, kaçırdık ya. Nerede o? L bilgi. Var ya, 3'te 1 yaptık şu an. 3 kere takıldı. 3'te 1. Hey yavrum hey. Evet dostlar. 2, 4, 6, 8, 10. Yani tam 1000 tane oldu. 6 tane de deluxe parçamız var. 6 tane altın sudak balığı oldu. 3 tane palamut. 2-3 tane de kadife. Şimdi şamana verdim. Şamana getirdim buraya. Onun, yani işte yer olsun diye. Şey yapacağız bakalım, oynayacağız bunları. Sonucu da sizlere tekrardan gösteririm. Kaç açım, bir K'dan kaç açım yapabileceğiz? Önemli. Bakacağız şimdi. İlk ellerimi sizle oynayayım. Size taktiğimi, kendi uyguladığım şeyimi göstereyim. Fark etmiyor bana, her parçayı kullanırım ben. Ben aslında şöyle olsun böyle olsun demiyorum. Her parçayı elimden geldiğince değerlendirmeye çalışıyorum. Bak mesela ilk elimizden hemen direkt aldık bir tane büyüğümüzü. Çok güzel. Çok çok iyi. Zaten şu deluxe'ların her bir tanesi garanti 3 şey.
Sizi getirin adına. Üç açım. Balık sandığı demek. Aa, biraz sıkıntı oldu bu el bak. Biraz bir tık sıkıntı olabilir. Eğer noktalar yormazsa diyecektim. Şimdi de sarı lazım bize hocam. Evet, bir tane daha ver. Evet, çok güzel. Yani gördüğünüz üzere böyle oynuyorum ben. Her sandığı değerlendiriyorum. Sildiğim olmuyor. Şöyle yaparsak. Bize buraya bir imavi buraya geldi mi alırız. Bize geldi bir de mavi şuraya. Ah ulan. Tüh lan yanlış yaptık ama neyse ya. Garanti biz küçüğümüze garanti oynayalım da. Küçük demişim. Orta boyunu garanti oynayalım da. Ha tamam. Yanlış koyduk ama olsundu. Sorun değil. Şuraya da şunu şöyle koyduk. Buraya nasıl bir uygulama yapabiliriz? Şuraya bir, şuraya da bir tane nokta geldi mi? Bizim işimizi görür. Çok noktalara kaldık ya. Yeşille şey de olabilir. Sarı da olabilir buraya. Yeşil sarı ya da iki tane dikey. Sarı geldi. Garantiye alalım. Evet. Güzel. Böyle. Ben bunları oynayayım. Geliyorum. Arkadaşlar. İlk partimiz tamamlandı. Bir kanın hepsini oynadım. Saatlerimiz 3.55'i gösteriyor. Tabi tur aralarında 2 saatte bir Marmara'ya girip kapımı kestiğim için biraz daha geç olmuş olabilir. Size göstermem gerekirse kaç açım oldu, kaç açım olmadı. Şu şekilde bu çara da gireyim. Saymadım. Sizlerle beraber sayayım. Hatta ben bunları sayayım geliyorum hemen. Evet arkadaşlar totalde 130 açım. İlk 1K'dan yani 130 açım yapmışız. Bunları pazar değerlerine göre bakıp kuralım hemen. Kastırma oluyor ya. Şöyle bir. Düzeldi. Tamam. Ben bunları kurayım. Hatta sizlerle beraber fiyatlarına bakalım. K'ler 2.7. O'lar 5. B'ler fake pazarına denk geldik ya. 3 açımları 8.2. 2 açımı 5. Tek açım fake mi bu? Çok merak ediyorum ya. Ha, fake. Tamam. 3M. 3M o. Bu da fake. Şu fake mi? Ha tamam bu fake değil. 4.9'a bunu atıyoruz. Bakın şöyle yapacağız o zaman. Sağ dedik. O 4.9. K kaçtı la? 2.5. K 2 2.8 B şimdi atmayayım mı? Niye? Yer yok ama. Bu da fake değil mi? Doğru. O yo B 8-2. Neyse. Fiyatlar böyle arkadaşlar. Evet dostlar. 1K daha kasım işlemi uyguladık. Saat 6.15 geçiyor. Bakalım bunları da oynayayım. Geçen 1K oynayışımızda 130 açım yapmıştık. Bu oynayışımızda kaç yapacağız? Meçhul Yiğit de beraber mesai arkadaşım. Daha gece şey öğlen 1'e kadar süremiz var.
süreç içerisinde ne kadar kasarsak o kadar iyi, güzel bir getiri yapabilirsek ikinci bölümde item dizmeyi de beraber yaparız zaten. Ölümcülden tut, hedef planlar belirlendi. Kuşak muşak falan derken yapacağız bir şeyler bakalım. Dostlar, saatlerimiz 7:28'i gösteriyor. 111 açım buradan elde ettik. Yani ikinci bir kağımız 111 açım. Burası 130 açım. Bu el biraz daha kötü oynamışız ama olsun, sıkıntı yok. Devam ediyoruz. Süreklilik devam ediyor. Diğer çarları da doldurmayı planlıyorum. Bakalım. Dostlar, şimdi şuraya yazdık. Uyuyakaldık tabii ki de. Elimizde 2, 4, 660 adet balık yapma sandığımız kaldı. Deluxe standa 4 tane var. Şöyle göstermek gerekirse bir envanter burası, bir envanter burası. İşte çeyrek envanterde burası 4 tane yabıya. Ay, 7 tane altın sudak, 5 tane kadife, 3 tane palamut. Bunları satıp değerlendireceğiz. İtem dizmeye başlayacağız. İkinci bölümde yapacağız onları da. Bu bölümlük bu kadar olsun. Bayağı uzun oldu. Bayağı bir gelişim sürecini gösterdik. Elimizden geldiğince birkaç şeyler yapmaya çalıştık. Umarım sarmıştır. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. İkinci videoda görüşmek dileğiyle. Bye.